Yani çok böyle spesifik bir cümle varsa, evet, bu aşk nedir? Gerçekten yani yolda insanlara da sorduk da, dünyanın klişesi de böyle klişe bir sohbete de programda hani genelde girmemeye gayret ederim ama aşk nedir? Direkt bir cevabı var mıdır? Hormonal cevabı var. Nedir? Hormonal bir cevabı var. O kalsın, tamam. Dopamin. Böyle söyle. Dopamin ve noradrenalin diye iki tane hormon var. Dopamin, noradrenalin. İkisi birleşince aşık oluyorsunuz. Dopamin şuna yarıyor. Heyecan veriyor, mutluluk hormonu ama aynı zamanda da bağlılık, yani bağımlılık hormonu. Bağımlılık hormonu. Evet, noradrenalinde de şu var. Genelde hiperaktivitenizi arttırıyorlar ve takıntıları biraz geliştiriyor tabii. Sevdiğiniz kişiye karşı. İkisi birleşince aşk ama serotonin azalıyor. Mutluluk hormonu azalıyor. Aşık olunca? Evet, serotonin azalınca takıntı gelişiyor. Yani sürekli onu düşünmek zorunda kalıyorsun. Sürekli. Peki mutluluk neden azalıyor? Sürekli onu düşündüğün için mi? Çünkü kendi yani deliriyorum diyorsun herhalde bir yerden sonra. O boyuta geliyorsun kesinlikle öyle, evet. Aşırı derecede onu düşünmeye başlıyorsun. Yani bu Türkiye'de mi böyle, dünyada böyle mi? Biz bak Halil de öyle, ben de biraz öyleyim, benzer adam. Aşık olunca biz acı çekmek istiyoruz. Aşık olunca mutlu olmak yerine acı çekmek isteyen var mı aranızda? Eyvah. Hayır. Evet, koca Türkiye'de bir Halil bir ben böyleyiz. Tebrikler. Harikasınız yani. Evet. Ama mazoşist tarafı var Halil'in. Yani ben dinliyorum, izliyorum. İkinci film süperdi bu arada, İnce Reçeli'ki. Teşekkür ederim. O seyrederken bile analiz edebiliyorsun. Mazoşistsin. Yani kendini acı çektirmeyi seven insan. Seviyor, seviyor. Sadistlik yok çok fazla mesela. Abi adam şeyi seviyor yani... Kötü bir şey söylemiyor, yanlış anlama. Bakışlar şeydi ya. Abi. Seviyor muyum acaba diye düşünüyorum. Seviyorsun. Sen seviyorsan ben de seviyorum. Aa ben seviyorum. Ben de seviyorum. Aa ben seviyorum Ali. Ben de seviyorum. Ben seviyorum, çok mutluyum. Peki.